Evrenin sonsuz ölçekteki yapısını anlayabilmek kolay değildir. Ancak Hubble, etrafımızdaki gökyüzünü anlamamıza yardımcı olmuştur. Görünebilir evrenin derinliklerine bakmış ve milyarlarca yıllık tarihi olan derin evren objelerini resmetmiştir. Evren çok büyük ve çok yaşlıdır. Astronomideki uzaklık ve zaman kavramları anlayamayacağımız kadar büyüktür. Örneğin, Güneş sisteminin oldukça büyük olduğunu düşünürüz. Çünkü sıradan bir yolcu uçağıyla Neptün'e ulaşmak 600 yıl sürer. Ancak kozmik ölçeklerde Güneş sistemi sadece küçücük bir noktadan ibarettir. Galaksilere veya yıldız sistemlerine seyahat edip kendi gözlerimizde göremeyeceğimiz için Hubble gibi teleskoplara güveniriz. Hubble'ın en temel yapılış amaçlarından biri evrenin boyutunu ve yaşını ölçmekti. Hubble bu amaca doğru ilerlediği süre boyunca evrenin derinliklerine bakarak galaksilerin geçmişte nasıl olduklarını görüntüledi ve sonuçta ortaya büyüleyici resimler çıktı. Peki Hubble nasıl oluyor da geçmişe bakabiliyor? Çünkü ışık herhangi bir uzay aracı gibi sınırlı bir hızda seyahat eder. Saniyede 300 bin kilometre olan bu hız oldukça yüksektir ama yine de sınırlıdır. Bu gördüğümüz her şeyin prensipte geçmişe ait olduğu anlamına gelir. Normal hayatımızda bunun çok büyük bir önemi yoktur çünkü uzaklıklar çok kısadır. Ancak Ay'a baktığımız zaman onun bir saniye önceki halini görürüz. Güneş'in ise 8 dakika önceki halini görürüz. En yakındaki yıldız 4 saatlik bir mesafede bulunur. Galaksimizin sınırına doğru yaklaştıkça 100 bin yıl önceki halini gördüğümüz yıldızlar vardır. Daha uzağa baktıkça bu rakamlar binlere, milyonlara ve hatta evrenin çok genç olduğu dönemlerdeki milyarlarca yıla kadar uzanır. Galaksileri çok uzak bir geçmişte oldukları halleriyle görürüz. Bize en yakın olan galaksiler tamamen gelişmiş parlak spiraller ve pürüzsüz eliptiklerdir. Geriye doğru gittikçe gelişmiş galaksiler veya gelişmekte olan daha şekilsiz galaksiler görürüz. Bu galaksilerin en iyi görüntüleri ancak Hubble derin alan görüntülerinde görülmektedir. Hubble bu görüntüleri oluşturmak için gökyüzünün aynı bölgesine uzun süre boyunca odaklanarak çok sönük ve çok uzak objelerden ışık toplamıştır. Bu görüntüler şimdiye kadar gözlemlenmiş en uzak galaksileri içermektedir. Bunların içinde evren henüz yarım milyar yıl yaşındayken görüntülenmiş 13.2 milyar yaşındaki galaksiler vardır. Bilim adamlarının tahminlerine göre Samanyolu galaksisi 13.2 milyar yıl önce oluşmuştu. Dünya ise Samanyolu galaksisinden yaklaşık 8,5 milyar yıl sonra oluşmaya başladı. Dünyanın oluşumundan, dinozorların ortaya çıkmasına, erken yaşam döneminden insanlar ve günümüze kadar olan evrenin bütün tarihi yaşamının sadece üçte birini oluşturur. Hubble'ı kullanan astronomlar, evrenin en erken hallerini araştırarak başlangıcını keşfetmeye çalışmaktadır. Peki uzaktaki galaksilerin bugün nasıl göründüklerini biliyor muyuz? Bunu kesin olarak bilemeyiz ancak geniş ölçekteki evrenin her yerde hemen hemen aynı göründüğünden eminiz. Bu çok uzaktaki galaksilerin evrenin bize yakın bölgelerinde bulunan galaksilerle benzerlik göstereceği anlamına gelir. Aynı şekilde bu uzak galaksilere bakarak
aslında bir anlamda geçmişimizi de gözlemlemiş oluyoruz. Hubble hala göstermiştir. Ve 3 astronom bu keşifleriyle fizik alanında Nobel ödülü kazanmıştır. Hubble'ı kullanarak evreni eskiden olduğu haliyle gözlemleyebiliriz. Ve hatta Güneş ve belki de Samanyolu galaksisinin bile oluşmadığı dönemlere gidebiliriz. Hubble'ın yerine geçecek olan James Webb Teleskobu 2018 yılında fırlatılacak ve bu amacı daha da ileri götürerek bize evrende oluşmuş ilk galaksileri gözlemleme fırsatı tanıyacak. Galaksiler zamanlarının çoğunu evrende yalnız geçirirler. Ancak bazen iki şanssız galaksi, ARP-142 ikilisinde olduğu gibi birbirine fazla yaklaşır. Hubble'dan alınan yeni görüntüde bu iki galaksinin yumurtalarını koruyan bir penguene benzediği görülebilir. Bu galaksiler birleşirken gaz ve toz bulutları inanılmaz hızlarda çarpışarak yıldız oluşumlarını tetikliyorlar. Hubble Cast'ın bu bölümünde size penguen ve yumurtasının hikayesini anlatacağız. Yani ARP-142 olarak bilinen bir çift galaksinin hikayesini. Hubble'dan alınan yeni görüntüde galaksi NGC 2936'nın mavi çarpık formu ve partneri NGC 2937 görülüyor. Bu galaksiler bir birleşmenin tam ortasındalar ve birbirlerine madde atıyorlar. Ancak işin içine biraz hayal gücü girince ortaya bambaşka bir hikaye çıkıyor. NGC 2936 görüntünün altında görüldüğü gibi aşağıdaki yumurtayı korumak için eğilmiştir. Ancak bu görüntüdeki baba sevgisi kandırıcıdır. Yumurta NGC 2937 aslında daha büyük olan eşini parçalıyor. Bir zamanlar Samanyolu galaksisi gibi spiral bir galaksi olan NGC 2936'dan geri kalan tek şey penguenin gözüdür. Şekli bozulmuş, kolları kırmızı ve mavi renkleriyle görüntünün altına doğru uzanıyor. Galaksiler arasındaki çekimsel etkileşimler ARP-142'ye belirgin şeklini vermiştir. Galaksi birleşmeleri çok serttir. İki galaksi çarpıştığı zaman gaz ve toz bulutları birbirlerine doğru yarışarak zorla yıldız oluşumlarını tetiklerler. Hubble, galaksi birleşmelerini görüntüleyerek bize güzel astronomik görüntüler kazandırmış ve bu süreç hakkında daha çok şey öğrenmemizi sağlamıştır. Örneğin, ARP-240 olarak bilinen bir çift spiral galaksi. Gökyüzünde hareket ederken el ele tutuşuyormuş gibi görünüyorlar. İki galaksinin etkileşimiyle ortaya ince bir madde köprüsü çıkmıştır. Bir diğer çarpıcı birleşme, ARP-272'de görülebilir. Bu parlak galaksi ikilisi dönen kollarıyla birbirlerine bağlanmışlardır. Fırıldak gibi dönen galaksi çifti ARP-243 çok güzel gelgit kuyrukları oluşturuyor. İki galaksinin çekirdeği daha büyük bir çekirdek oluşturmak üzere bu karmaşık bölgenin tam kalbinde birleşiyor. En nefes kesici galaksi birleşmeleri anten galaksilerinde gözlemlenebilir. Bu galaksiler etkileşime girerek belirgin ve çarpıcı şekillerini almışlardır. Galaksi birleşmeleri çarpıcı sahnelerin oluşmasına neden olabilir. Her ne kadar dışarıdan sakin görünseler de penguen ve yumurta hikayesinde olduğu gibi daha yakından baktığımızda gerçek bir kargaşa görüyoruz.
sonsuz ve gizemli olan evrenin sırlarını ortaya çıkarabilmek için Hubble gibi teleskopları kullanıyoruz. Ancak bu süreç içinde doğa türlü oyunlarla bazen bize yardımcı olabiliyor. Işık oyunları başka türlü göremeyeceğimiz, çok sönük ve çok uzak galaksileri görebileceğimiz anlamına gelir. Hubble, evrenin en derin görüntülerini elde etmeyi başarmıştır. Ancak bu sıra dışı görüntülerin bile kısıtlamaları var. Hepimiz için çok uzakta bulunan ve bu nedenle çok sönük görünen galaksiler olduğunu biliyoruz. O halde ne yapabiliriz? Ya daha büyük bir teleskop yapmayı başarmalıyız ya da zekamızı kullanarak doğal teleskopları kullanmalıyız. Yerçekimsel mercek adı verilen olgudan bahsediyorum. Bir galaksi düşünelim. Yıldızlarla, gazla, karanlık maddeyle ve tozla dolu. Bu galaksinin çekimsel gücü o kadar büyüktür ki, içinde bulunduğu bölgeyi etkiler ve etrafını sarmalayan uzayın dokusunu bozar. Bunu yapan sadece galaksiler değildir. Galaksi kümelerinden yıldızlara kadar kütlesi olan her obje çekim gücüyle etrafındaki uzayı bozar. Işık uzayda düz çizgiler halinde ilerler. Düz çizgi ne demektir? Düz çizgi iki nokta arasındaki en kısa mesafedir. Ancak eğimli uzayda iki nokta arasındaki en yakın mesafe bile düz görünmez. Yani ışık büyük bir objenin çok yakınından geçtiğinde etrafındaki uzayı büker ve ışık bükülür. Sonunda obje ya da objenin çekim gücü sonucunda ortaya çıkan etrafındaki eğimli uzay bir mercek görevi görür. Ve yerçekimsel mercek ışığı teleskoba çarptırarak gönderir. Bu çarptırmayla uzak ve sönük objeler en yakınındaki merceğin köşesinden görünmeye başlar. Ancak beklenenden oldukça farklı görünürler. Uzak galaksilerin gökyüzünde merceklerinin etrafında bir kavis çizerek merceklendiğini görüyoruz. Örneğin bu galaksi kümesinin çevresindeki kavis bir fotoğraf hatası değil. Daha uzakta olan, şekli bozulmuş ancak görünebilir bir galaksiye aittir. Hepsi mükemmel bir şekilde hizalandığındaysa, ön plandaki devasa galaksiyi çevreleyen ışık görülebilir. Einstein halkaları olarak bilinen bu mükemmel halkalar o kadar nadir görülür ki, görünebilir ışıkta sadece birkaç tanesi gözlemlenebilmiştir. Birkaç yıl önce Hubble daha az görülen bir kozmik tesadüfü gözlemledi. İkili halka. Hubble daha küçük bir halkanın arkasında mükemmel bir şekilde hizalanmış olan iki galaksinin de ışığını alabiliyordu. Merceklenme sonucunda garip ve büyüleyici şekiller ortaya çıkabilir. Örneğin Hubble'ın Abel 68 adlı galaksi kümesi görüntüsü. Bu görüntünün merkezi galaksinin mercek etkisiyle ince damarlar halinde uzamıştır. Ancak üst köşede kozmik bir istilacı var. Bu deforme olmuş galaksinin ışığı bize gelmeden önce daha yakında olan eliptik galaksinin çevresindeki iki farklı yolu takip eder ve bu nedenle galaksi iki kez görünür. Yerçekimsel mercek, arka plandaki kaynakların şeklini bozmakla birlikte daha parlak görünmelerine neden olur. Böylece yerçekimsel mercek kullanarak başka türlü göremeyeceğimiz daha sönük ve daha uzaktaki objeleri görebiliriz. Ayrıca görüntüler büyütülmüştür.
O nedenle daha fazla detay görebiliriz. Bu sıradan bir büyüteç kullanmak gibi bir şey. Yerçekimsel merceklenmenin tek ilgi çekici etkisi bu değildir. Bu kuasarlar Hubble tarafından 2006 yılında fotoğraflandı. Hepsi birbirine benzer ve yakın gibi görünüyor. Aslında bunlar beşiz kuasarlar değil. Aynı kuasarın ışığının ön planda bulunan galaksi kümeleri tarafından merceklenerek 5 kez görünmesidir. Her ne kadar garip görünse de bu çoklu görüntüleme astronomlar için çok kullanışlı olabilir. Bu uzak objelerden yola çıkan ışığın bize doğru nasıl geldiğini anlamamızı sağlar. Bu garip kozmik olaylar yerçekimsel merceğin ve evrenin nasıl genişlediğinin karakteristik özelliklerini anlamamızı sağlar. Hubble'ın Ekim 2013 yılında başlatılan Frontier Fields kampanyası, yerçekimsel merceğin büyütme gücüyle Hubble'ın ışık toplama gücünü birleştirerek evrenin uzak yerlerinin daha da derinliklerine inmemizi sağlayacak. Bu da ciddi bir gelişme. Herkes yankı duymuştur. Ama görmemiz mümkün mü? Hubble bunu başardı. Ares Papis adlı yıldızın değişkenliklerini izleyerek ışık yankısı adı verilen harika olayın güzel ve kullanışlı bir görüntüsünü elde etti. Bir yıldız yaşamının birçoğunda oldukça dengelidir. Parlaklığını korumak için çekirdeğindeki hidrojeni yavaşça tüketir. Ancak hidrojenin büyük bir kısmı tüketildiğinde bazı yıldızlar değişen yıldızlar adı verilen canavarlara dönüşürler. Dengesizleşirler ve titreşirler. Günler veya haftalar içinde genişleyerek küçülürler ve parlaklaşarak sönerler. Ares Papis de değişen bir yıldızdır. Sefeit değişenleri olarak adlandırılan kategoride yer alır. Parlaklığı her 40 günde bir değişir ve kalın bir gaz ve toz bulutunun içine gömülür. Hubble, 2010 yılında 5 hafta boyunca Ares Papis'i izleyerek parlaklaşıp söndüğünü gözlemlemiştir. Böylece bilim insanları yıldızı çevreleyen gazın dışa doğru genişliyormuş gibi görülen görüntüsünün hızlandırılmış bir videosunu yapmışlardır. Ancak bu gaz gerçekte hareket etmiyor. Bu etkiye yıldız yankısı adı verilen optik illüzyon neden oluyor. Ares Papis'in etrafındaki tozlu çevre koşulları, ışığın yankısını çarpıcı bir netlikte görmemizi sağlıyor. Yıldız genişleyerek parlaklaştığında, ışığın bir kısmı Hubble'a direkt olarak ulaşmaz. Ancak yıldızı çevreleyen gaz ve toz kabuklarından yansır. Yansıyan ışık yolculuğuna devam ederek yıldızdan teleskoba yansıyan ışıktan daha sonra Dünya'ya ulaşır. Hubble 2002 yılında bir diğer değişen yıldız V838 Monoceratis'in ışık yankısını gözlemlemiştir. Bu dinleyicinin bir sesi duyduktan sonra ikinci ses dalgasının etrafındaki objelerden sekerek bize ulaşmasının daha uzun sürmesine benzer. Bu etkinin çarpıcı güzelliğinin de ötesinde Ares Papis gibi sefeitlerin gözlemlenmesinin önemli bir bilimsel nedeni vardır. Titreşim periyotlarının parlaklıklarıyla yakından ilişkili olduğu biliniyor. Ve bu da
astronomların bu yıldızları uzaklık işaretleri olarak kullanmalarını sağlıyor. Astronomlar Ares Papis'in uzaklığını ölçerek 6500 ışık yılı uzakta olduğunu kesin olarak hesaplamayı başardılar. Uzay, canavar kara deliklerin, çarpışan galaksilerin ve patlayan yıldızların bulunduğu oldukça vahşi bir ortamdır. Ancak bazen bu kabadayılar daha da saldırgan olabiliyorlar. Örneğin SO-137'ye 001 galaksisinin Hubble görüntüsü. Parlak mavi renkteki damarlar galaksiden koparılıyor. Peki kozmik suçlu nerede? Galaksiler çok çeşitli ortamlarda bulunabilirler. Bazıları yaşamlarını yalnız sürdürürken bazıları bir araya gelerek gruplar ve hatta galaksi kümeleri oluştururlar. Galaksi kümeleri çekim gücüyle bir arada duran büyük objelerdir. Yani Hubble görüntüsünde SO-137'ye 001 adlı spiral galaksiyi görüyoruz. SO-137'ye 001 galaksi kümelerinden biri olan Norma kümesinin içine doğru hareket ediyor. Bu cesur spiral galaksi kümeye doğru yaklaşırken sıvının içinde hareket eden her obje gibi dirençle karşılaşıyor. Bu durumda sıvı galaksi kümelerinin içinde fazlasıyla ısınmış gaz bulunur. Galaksideki yıldızlar bu dirençten fazla etkilenmez. Ancak koparılan gazlar bu yeni görüntüde de açıkça görüldüğü gibi paramparça iplikler ve elektrikli mavi deniz anasına benzer dokunaçlar oluştururlar. Bu sürece Ram basıncı sürüklenmesi adı verilir. Kabaca örneklemek gerekirse, galaksinin otobanda çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir arabanın camından dışarı doğru eğildiğini düşünelim. Gaz, rüzgar tarafından tutamlar halinde sökülecektir. Hubble bu olayı yaşayan birçok galaksi tespit etmiştir. Bunun en güzel örneği kuyruklu yıldız galaksisi olarak bilinen ve düğümlü kuyruğuyla spiral bir galaksiye benzeyen NGC 4402 ve 4522 galaksi ikilisidir. SO-137'ye 001 galaksisinden de toz tutamları koparılmaktadır. Bu, galaksinin koyu kahverengi merkezindeki karmaşık bölgede görülebilir. Görüntüde ısınmış gazdan çıkan güçlerin galaksinin diskini bükmesiyle bu sürecin belirgin işaretleri görülebilir. Bu Hubble gözlemleri, Chandra X-ray gözlem evinden alınan X-ray görüntüleriyle birleştirildiğinde, galaksiyi saran parlak, geniş sis bulutunun uzaya doğru yöneldiği açıkça görülebilir. Bu X-ray kuyrukları, SO-137'ye 001'den koparılan soğuk gazdan oluşmuştur. Ve kümenin içindeki sıcak gazla milyonlarca derecede sıcaklıkta ısıtılmaktadır. Ram basıncı sürüklenmesini araştıran astronomlar galaksilerin oluşumunu daha detaylı anlayabilirler. SO-137'ye 001'in Norma kümesine doğru yaptığı yolculuğun sonucunda çok az gazı kalacak ve yeni yıldızlar oluşturacak kadar güçlü olamayacak. Bu özellikle galaksi kümelerinde bulunan spiral galaksilerin eliptik galaksilere dönüşmesinin en önemli nedenlerinden biridir.
yıldız kümeleri gökyüzünde havai fişek gösterileri gibi parlar. Ve bu nedenle astronomların gözlemlemeyi en sevdikleri objelerden biridir. Hubble birçok yıldız kümesini gözlemleyerek sırlarını ortaya çıkarmak için araştırmıştır. Hubble'dan alınan bu yeni görüntü, Messier 15 adlı yıldız kümesini gösteriyor. 100 binden fazla yıldız içeren bu kümenin kalbinde karanlık ve gizemli bir şey bulunuyor. Yıldız kümeleri gökyüzündeki en güzel objelerden biridir. Hubble yıllar içinde birçok yıldız kümesi gözlemlemiştir ve onlardan çok değerli resimler almıştır. Bu yıldız kümeleri onları araştıran astronomların çok işine yarar. Onlar evrenimiz hakkında bize çok şey öğrettiler. Açık ve kümesel olmak üzere iki farklı çeşit yıldız kümesi vardır. Güneş de dahil olmak üzere çoğu yıldız, binlerce yıldızın gevşek bir şekilde çekim gücüyle birbirine bağlandığı ve içinde bulundukları galakside yayılan açık yıldız kümeleri içinde oluşmuştur. Küresel yıldız kümeleri ise daha farklıdır. Bu kümeler, galaksilerin merkezinin yörüngesinde bulunan devasa eski yıldız toplarıdır. Birçoğu bir zamanlar küçük galaksilerdi. Evrenin tarihi içinde daha büyük olan komşuları tarafından yutuldular. Hubble birçok küresel yıldız kümesi keşfetmiştir. Sadece Samanyolu galaksisinde 150'den fazla yıldız bulunur. Ve Hubble keskin görüşü sayesinde bu yıldızların içindeki bireysel yıldızları ayırabilmektedir. Böylece bu yıldız kümeleri daha önce hiç görülmemiş bir detayla keşfedilebilmiştir. Hubble, kendi galaksimiz dışındaki objelerin en derin ve en detaylı görüntülerini üretmiştir. Andromeda galaksisinin içindeki yıldız kümelerini tespit ederek, bu kümelerin içindeki yıldızları incelemiştir. Ayrıca NGC 6397'deki beyaz cücelerin sayısını saptamıştır. Bu eski ölen yıldızlar, küresel yıldız kümelerindeki en sönük yıldızlardır. Beyaz cüceler sayesinde yıldız kümelerinin yaşı tam olarak hesaplanabilmiştir. Hubble şimdiye kadarki en geniş küresel yıldız kümesi koleksiyonunu tespit etmiştir. Abel 1689 adlı bu galaksinin kalbinde yaklaşık 160 bin yıldız bulunmaktadır. Samanyolu galaksisindeki yıldız kümelerini araştırarak farklı yıldızların farklı oranlarda nasıl yaşlandıklarını anlamamıza yardımcı olmuştur. Ayrıca bazı yıldız kümelerinin neden farklı jenerasyon yıldızlar içerdiğini ve bazılarının ise neden çoğunlukla aynı yaştaki yıldızlardan oluştuğunu araştırmıştır. Hubble, 12 milyarlık yaşıyla galaksimizdeki en eski küresel yıldız kümelerinden biri olan Messier 15'i araştırmıştır. Messier 15'in bu görüntüsü, baş döndürücü bir havai fişek gösterisinin kalıntılarını içerir. Altın ve parlak mavi renkli yıldızlar bir araya toplanmıştır. Messier 15, Pease 1 adlı gezegensel nebulaya ev sahipliği yapmaktadır ve bu objelerden birini içeren bilinen tek yıldız kümesidir. Henüz gezegensel nebulayı içinde barındıran 3 yıldız kümesi tespit edilebilmiştir. Ancak bu parlak yıldız kümesi içinde çok önemli bir sırrı barındırıyor. Messier 15'i Hubble kullanarak 2002 yılında araştıran astronomlar tam kalbinde karanlık ve gizemli bir şeyin bulunduğunu tespit ettiler. Bu ilgi çekici bulgunun iki muhtemel açıklaması olabilir. Karanlık ve oldukça yoğun nötron yıldızları veya
çok az rastlanan egzotik orta büyüklükteki bir kara delik. Bu sıra dışı kara delikleri araştırarak bu objelerin yıldız kümelerinde ve galaksiler içinde nasıl geliştiğini öğrenebiliriz. 1970'li ve 80'li yıllarda gelişen teknolojinin astronomide köklü değişikliklere yol açtığını biliyoruz. Şimdi eskiye gidecek ve astronomların elektronik detektörler bulunmadan önce el çizimleriyle ışığı nasıl tespit ettiklerini ve nasıl ölçtüklerini göreceğiz. 400 yıl önce Galileo Galilei diğer insanlara teleskobunda neler gördüğünü anlatmak için çizim yapmak zorundaydı. Bu ayın lekeli yüzeyi. Bu da Jovian uydularının dansı. Bu güneş lekeleri. Ve bu da Orion'daki yıldızlar. Galileo Galilei bu çizimlerini toplayarak The Starry Messengers adlı kitabında yayınladı. Keşiflerini diğer insanlarla paylaşmanın tek yolu buydu. İki asır boyunca astronomlar aynı zamanda çok iyi bir ressam olmak zorundaydı. Teleskopların merceğinden bakarak gördüklerinin detaylı çizimlerini yaptılar. Ayın manzarası, Jüpiter'in atmosferindeki fırtına, uzak bir nebuladaki belli belirsiz gaz bulutları. Bazen gördüklerini biraz abartmışlardır. Mars'ın yüzeyindeki karanlık çizgisel şekillerin kızıl gezegende yaşam olduğunu gösteren su kanalları olduğu düşünülüyordu. Artık bu kanalların sadece bir optik illüzyon olduğunu biliyoruz. Astronomların tek ihtiyacı olan şey bilginin beyinlerinden ve resim kalemlerinden geçmeden önce ışığın tarafsız bir şekilde bir teleskop tarafından toplanmasıydı. Fotoğrafçılık onların yardımına koştu. Ayın ilk daguerreotipisi. Bu 1840 yılında Henry Draper tarafından yapıldı. Fotoğrafçılık henüz 15 yaşındaydı. Ancak astronomlar sunduğu olanakları keşfetmeye başlamışlardı bile. Peki fotoğrafçılık nasıl işliyordu? Küçük parçalar halinde gümüş halojen tozu içeren fotoğraf plakalarının hassas emülsiyonlarıyla. Bu parçaları ışığa tuttuğunuzda renkleri koyulaşır. Sonuçta arka plandaki ışığın önündeki koyu yıldızlar ortaya çıkar. Fotoğrafik plakaların en önemli özelliği saatler boyunca çalışabilmeleriydi. Çıplak gözle karanlık gökyüzüne baktığımızda, gözlerimiz karanlığa alıştıkça daha uzun süre gökyüzüne bakarak daha fazla yıldız göremeyiz. Ancak fotoğrafik plakalarla bunu yapmak mümkündü. Saatler boyunca ışık toplanarak eklenebiliyordu. Daha uzun pozlama zamanı daha fazla yıldız anlamına geliyordu. Ve daha fazla, ve daha fazla, ve sonra biraz daha fazla. 1950'li yıllarda Palomar Gözlem Evi'ndeki Schmidt Teleskobu, kuzey gökyüzünün tamamını incelemek için kullanıldı. Neredeyse 2000 fotoğrafik plaka bir saat boyunca ışığa tutuldu. Bir keşif hazinesi. Fotoğrafçılık astronomiye ve gerçek bilime dönüşmüştü. Objektif, ölçülebilen ve yeniden üretilebilir. Ancak biraz yavaştı. O nedenle sabırlı olmak zorundalardı. Dijital devrim bütün bu teknikleri değiştirmiştir. Gümüşün yerini silikon, taneciklerin yerini pikseller almıştır. Normal hayatta kullandığımız kameralarda bile artık fotoğraf filmlerini kullanmıyoruz. Onun yerine görüntüler ışığa hassas bir çipin üzerine kaydediliyor. CCD teknolojisi. Profesyonel CCD'ler oldukça etkilidir. Ve daha da hassas olmalarını sağlamak için sıvı nitrojen kullanılarak donma noktasının altında soğutulurlar. Neredeyse bütün fotonlar kaydedilir. Sonuç olarak pozlama süreleri çok daha kısa olur. Palomar Gözlem Evi'nin bir saatte kaydettiğini CCD ile daha küçük teleskoplar kullanarak birkaç dakika içinde kaydedebilirsiniz. Astronomlar yüzlerce milyon piksellik devasa CCD kameralar inşa etmişlerdir. Ve daha da ileri yapılacaktır. Görüntülerin dijital olması çok büyük bir avantajdır. Hepsi bilgisayarlarda incelenmeye hazır durumdadır. Astronomlar gökyüzündeki gözlemlerini işlemek için özel programlar kullanırlar. Görüntü genişletilerek veya kontrast ayarı yapılarak uzak nebula ve galaksilerdeki en belirsiz özellikler bile ortaya çıkmaktadır. Renk kodlaması başka türlü görülmesi çok zor olan objeleri güçlendirerek yapısını ortaya çıkarır. Daha da fazlası farklı renk filtreleriyle elde edilmiş aynı objenin birden fazla görüntüsü birleştirilir. Böylece bilim ve sanat arasındaki sınır aşılarak muhteşem görüntüler elde edilebilir.
Evrenin büyüleyici görüntülerini ortaya çıkarmak hiç bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı. Bu harika görüntüler sadece bir mouse ötenizde bulunuyor. Hassas elektronik detektörlerle donatılan gelişmiş teleskoplar şu anda bile gökyüzünü izliyor. New Mexico'daki Sloan teleskobu 1 milyondan fazla gök objesini fotoğraflayarak milyonlarca galaksinin uzaklıklarını hesapladı ve yüz binlerce yeni kuasar keşfetti. Ancak bu araştırmalar hiçbir zaman yeterli değildir. Evren devamlı olarak değişir. Buzlu kuyruklu yıldızlar gidip gelerek arkalarında bir enkaz bırakırlar. Asteroidler hızla geçer. Uzak gezegenler yıldızlarının etrafında dönerek geçici olarak yıldızın ışığını engellerler. Süpernovalar patlar ve bir başka yerde yeni yıldızlar doğar. Pulsarlar titreşir, gama ışınları patlar ve kara delikler etrafındaki her şeyi yutar. Doğanın bu mükemmel oyunlarını takip etmek için astronomlar her yıl bütün gökyüzünün geniş bir araştırmasını yapmak istiyorlar. 2 haftada bir. En azından Large Synoptic Teleskobu'nun amacı bu. Large Synoptic Teleskobu tamamlanabilirse 3 gigapiksellik kamerası pencerelerini evrene doğru açacak. Astronomların hayallerinin de ötesinde olan bu teleskop her 3 gecede bir gökyüzünün neredeyse tamamını fotoğraflayacak. Bilindiği gibi Hubble Uzay Teleskobu her yılın belirli dönemlerinde yaptığı gözlemleri insanlarla paylaşmak için gökyüzünün çarpıcı görüntülerini yayınlamaktadır. 2014 yılında NGC 2174'ün bir bölümünün görüntüsü yayınlandı. Maymun Başı Nebulası olarak da bilinen bu bölge, kozmik gaz ve toz bulutlarının içindeki genç yıldızları içerir. Nebulalar, Hubble'ın gözlemlemeyi en çok sevdiği objelerdir. Renkli gaz bulutları ve keskin parlaklıktaki yıldızlar, muhteşem resimlerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Hubble'ın en güzel ve en popüler görüntüleri nebulalara aittir. 2013 yılında yayınlanan Halka Nebulası'nın çarpıcı görüntüsü ve yine aynı yıl yayınlanan Atbaşı Nebulası görüntüsü buna en güzel örneklerdir. Hubble her yıl belirlediği iş planı çerçevesinde bazı nebulaları gözlemler. 2012 yılında Tarantula Nebulası'nı ve ARP 273'ü gözlemledi. ...2014 yılında ise NGC 2174 veya daha çok Maymun Başı Nebulası olarak bilinen nebulanın bir bölümünü tekrar gözlemledi. Koyu kahverengi ve pas rengi bulutlar, arka plandaki parlak mavi gazın önünde dev dalgalar gibi görünüyor. Bu çarpıcı renkler Hubble'ın farklı renkli filtreleriyle çekilmiştir. Ve normalde insan gözünün göremeyeceği geniş bir renk yelpazesi ortaya çıkmıştır. Hubble, Maymunbaşı Nebulası'nı ilk defa inceleyemiyor. Orion takım yıldızında yaklaşık 6400 ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 2174 nebulası Hubble tarafından 2011 yılında görüntülenmişti. Bu vahşi yıldız oluşum bölgesinde bir yıldızın oluşması için gereken bütün malzemeler var. Ancak yeni yıldızları pişirmek için kullanılan tarif çok etkili değil. Ve bu nedenle malzemelerin birçoğu gaz ve toz bulutlarının arasında yavaşça harcanıyor.
Nebula'nın dağılma hızı, gazları dışarı doğru sürükleyen ve yüksek hızdaki rüzgarları tetikleyen sıcak genç yıldızlarla yakından ilişkilidir. ...1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, yörüngede bulunduğu süre içinde sayısız kozmik mucizeye tanık olmuştur. Doğanın güzelliğini yakalayarak evrene doğru açılan penceremiz olmaya ve bizi her yıl gönderdiği çarpıcı görüntülerle ve gelişmiş teknolojisiyle şaşırtmaya devam etmektedir. ...2009 yılının başlarında bir astronot ekibi 20 yıldır zorlu koşullarda çalışan Hubble Uzay Teleskobu'nu tamir etmek için ziyaret etti. Bu servis görevi sırasında Hubble'a Cosmic Origins spektrografı ve geniş alan kamerası 3 ve WFC-3 olarak tanınan sistem yerleştirildi. WFC-3, Hubble'ın astronomik objeleri görme yeteneğini genişletecek görülebilir ve kızılötesi ışık özellikleri olan bir kamera sistemidir. Hubble, yeni yetenekleriyle tam 20 yıldır dünyanın yörüngesinde bilimin sınırlarını zorlamaktadır. Hubblecast'ın önceki programlarında Hubble'ın en yeni ve en gelişmiş aracı olan geniş alan kamerası 3 sisteminden elde edilen ilk görüntüleri görme imkanı bulduk. Bugün bu görüntülerin ardındaki gerçekleri inceleyeceğiz. Bu yeni kameranın Hubble'a zamanda geriye giderek bizden çok daha uzakta bulunan objeleri görme konusunda nasıl yardımcı olduğunu göreceğiz. Hubble'a yerleştirilen WFC-3 kamera sistemi WFC-2'nin yerini aldı. WFC-2 uzun yıllar boyunca Hubble üzerinde en çok çalışan araçlardan biriydi. Bu iki kamera sistemi aynı ada sahip olmakla birlikte görünüş olarak da birbirlerine oldukça benzerler. WFC-3'ün bazı yetenekleri de WFC-2'nin biraz daha geliştirilmiş versiyonudur. Ancak görüntüler daha net ve ışık detektörleri daha hassastır. Ancak WFC-3'te yapılan yenilikler Hubble'a birçok yeni fonksiyon kazandırmıştır ve bu astronomları çok heyecanlandıran bir gelişmedir. WFC-3 iki farklı özelliği bünyesinde toplamıştır. Ultraviyole ve görülebilir ışık kanalı. WFC-2'nin yerini alan bu sistem aynı alan görüntüsüne 6 kat daha fazla piksel sığdırmaktadır. WFC-3 bilim insanlarının daha yüksek çözünürlükte gözlem yapmalarına olanak sağlamakla beraber daha önce hiçbir teleskopla görülemeyen en güzel ve en ince detayların ortaya çıkmasını sağlamıştır. WFC-3'ün kızılötesi kanalı gerçekten çok önemli bir buluştur. Kızılötesi astronomi günümüzde oldukça ilgi gösterilen bir alan. Sadece Hubble değil, Avrupa Uzay Ajansı'nın Herschel gözlemevi, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ve yakında yapımı tamamlanacak NASA, ESA, CSA, James Webb Uzay Teleskobu da kızılötesi özelliklerle donatılmıştır. Bunun nedenlerinden biri gökyüzünü kızılötesi ışınlar altında incelemenin, astronomların çok az ışık yayan veya hiç ışık yaymayan soğuk objeleri görebilmesini sağlamaktır. Bu objelere en önemli örneklerden biri, etrafı soğuk gaz bulutuyla çevrili olan, nükleer yakıtı azalmış protogezegensel nebulalardır. Bu nebulaları optik teleskoplarla tespit etmek oldukça zordur çünkü görülebilir ışık yaymazlar. Bu da astronomların bir şey görebilmek için yıldızdan yansıyan sönük ışığa güvenmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak protogezegensel nebulalar spektrumun kızılötesi bölümünde çok daha fazla parlarlar. Kızılötesi görüntüleme sistemi görülebilir ışığın geçemediği yıldızlar arası devasa toz bulutlarını incelemek için çok kullanışlıdır. Görülebilir ışığın bu bulutlara nüfuz edememesinin nedeni gün batımlarının kırmızı olmasıyla aynıdır.
Atmosferdeki parçacıkların kırmızıdan çok mavi ışık yayması gibi yıldızlar arası toz bulutları da görülebilir ışığı kızıl ötesinden daha fazla engellerler. Hubble, yıldızlar arası devasa gaz ve toz bulutlarının şaşırtıcı görülebilir ışık görüntüleriyle meşhur olmuştur. Ancak bazen bilim insanları bu toz bulutları içinde neler olduğunu bilmek isterler. Kızıl ötesi gözlemler yapmak gizemi ortadan kaldırarak toz bulutlarının içinde gizlenmiş olan yıldızları ortaya çıkarır. Şimdiye kadar Hubble'dan kızıl ötesi görüntü almak oldukça zordu. Near Infrared kamerası ve çoklu obje spektrografı ve Nick Moss, astronomların objeleri kızıl ötesi ışık altında dünyada mümkün olmayacak şekilde incelemelerini sağlamıştır. Ancak astronomlar zor bir seçim yapmaya zorlanmışlardır. Bir cep telefonu ekranı büyüklüğündeki 65 bin piksellik küçük görüntüler elde eden Nick Moss, en kaliteli görüntüyü sadece dar bir alana odaklandığı zaman elde edebiliyordu. Daha geniş bir alana yayılan görüntülerde ise detayın büyük bir kısmı kayboluyordu. WFC3'ün kızılötesi kanalının çok daha geniş bir görüş alanı ve geliştirilmiş hassaslığıyla 1 milyon pikseli vardır. Nick Moss'tan 15 kat daha iyidir ve görüntüler bilgisayar ekranında görebileceğimiz kadar nettir. Artık astronomların inceleyecekleri gökyüzü alanıyla alacakları detay konusunda bir seçim yapmalarına gerek yoktur. Bu gelişmelerle Hubble gökyüzünün daha geniş alanlarını ve uzaktaki sönük objeleri gözlemleyebilmektedir. Bu evrenin kökenlerini ve gelişimini inceleyen kozmoloji bilimi için çok çok önemlidir. Evren genişlediği için uzak objelerden gelen ışık dalgaları uzayda seyahat ederken esnerler ve bu nedenle dalga boyları daha da uzar. Obje ne kadar uzaktaysa bize doğru hareket eden ışık o kadar esner ve ışık o kadar kırmızı görünür. Bu etki kırmızıya kayma olarak bilinir. Çok uzaktaki objelerin kızılötesi ve görülebilir ışıkları kırmızıya doğru fazlaca kayarak kızılötesi olurlar. O nedenle kızılötesi görüntüleme çok uzaktaki bu galaksilerin saptanması açısından çok önemlidir. Bu Hubble'ın Ultra Deep Field sistemiyle görülebilir ışıkta 2003 yılında elde ettiği görüntü. Diğer dördü ise Hubble'ın gelişmiş kamera sistemleriyle çekildi. Bu resim Dolunay'dan 100 kat daha küçük olan gökyüzünün küçücük bir parçasıdır. Yıldızların hiçbiri çıplak gözle görülemez. Ancak uzayın bu küçük siyah noktasının milisaniyelik görüntüsünde çok uzaktaki sönük galaksiler ortaya çıkıyor. Aynı bölgenin WFC3 kızılötesi görüntüleme sistemiyle incelenmesi sonucunda daha da uzak galaksiler ortaya çıkmıştır. Bu galaksilerden bazıları o kadar uzaktadır ki kırmızıya kayarak görülebilir spektrumun tamamen dışına çıkmışlardır. Bu görüntüde galaksileri milyarlarca yıl önceki halleriyle görüyoruz. Bu galaksilerin bazılarından gelen ışık bize doğru yolculuğa çıktığında Güneş ve Dünya'nın daha oluşmamış olduğu tahmin edilmektedir. WFC3'ün kızılötesi görüntüleme sistemi hakkında kozmologları en çok heyecanlandıran şey sadece ön planda görünenler değil, arka planda zorlukla görülebilen ve uzaktaki galaksilerin çok ötesinde yer alan küçük sönük lekelerdir. Bu belirsiz görüntüdeki lekelerden bazıları sadece ışık detektörlerinin eseridir. Ancak aralarında eski galaksilere ait olanlar da vardır. Bu görüntüde şimdiye kadar görülebilen en uzak objelerden birine bakıyoruz. O kadar uzaktalar ki ışıklarının bize ulaşması çok uzun sürüyor. O nedenle bu galaksileri 13 milyar yıl önceki halleriyle evren şu anki yaşının daha %5'indeyken görebiliyoruz. Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan yeni görüntüde şimdiye kadar yayınlanmış olan en büyük yıldız oluşum bölgesini görüyoruz. Bu bölgenin içinde gaz bulutları ve yıldız kümelerinin bir parçası olan Büyük Magellan bulutu vardır. Bu enerjik yıldız oluşum bölgesi yakın evrendeki en aktif bölgelerden biridir. Büyük Magellan bulutu veya kısalt astronomların yıldızların doğuşunu ve yaşayış şekillerini anlamaları açısından çok önemlidir. Büyük Magellan bulutu ve arkadaşı Küçük Magellan bulutu çıplak gözle görülebilir. Güney yarımkürede yaşayan insanlar için bunlar çok tanıdık objeler olmuşlardır. Bu galaksileri Avrupalılara tanıtan kişi Portekizli kaşif Fernando de Magellan ve ekibidir.
Onları 1519 yılında yaptıkları deniz seyahatleri sırasında gözlemlemişlerdir. Ancak 964 yılında Fars astronom Abdurrahman es-Sufi ve 1503 yılında da İtalyan kaşif Amerigo de Vespucci bu parlak galaksiyi Magellan'dan önce keşfetmişlerdir.